Gece yeme sendromu 1955 yılında tanımlanmış, ancak resmi olarak yeme bozukluğu olarak kabul edilmemiştir. Gece yeme sendromu olan kişiler genellikle şişmandır. Günlük kalorinin en azından %50'sinin akşam yemeğinden sonra atıştırmalar ile alınması, tercih edilen besinlerin şeker ve nişastası bol karbonhidratlardan oluşması. Haftada 3 geceden gece en az bir kez uyanma, uyku problemleri ve bu durumun en az 3 ay sürmesi. Yedikten sonra suçluluk, sıkıntı, gerginlik, karmaşıklık, karamsarlık, sinirlilik gibi özellikler taşır. Tedavide temel prensip zayıflama programı ve beslenme eğitimidir. Nedeninin melatonin, kortizol ve leptin olduğu düşünülmekle birlikte temel nedeninin aşırı stres olduğu görüşü hakimdir. Beslenme tedavisi bilgisi, emek, sabır ve tecrübe isteyen bu süreçte yavaş bir tedavi sağlanır. Hastaya yeni doğan bir bebeğe ek besinleri yeni başlıyormuşçasına özenle yaklaşılmalıdır. Burada ailenin birlikte alacağı tutum ve kararlılık etkilidir. Genellikle öğrenilmiş bir davranış olduğu için eğer annede, babada görülüyorsa, çocuk varsa evde bu hareketi çocuk da öğrenecektir ve uygulamaya başlayacaktır. Bu şekilde bir gece yeme sendromuna yakalanan pek çok danışanım uzun yıllar tedavi için uğraştılar. Evet, ama yine de bu süreçte kararlılık etkili olduğu için kontrollerini aksatmadan, gün içerisinde daha düzgün beslenerek, öğünlerini atlamadan, spor yaparak, gece yemek yemeyi tetikleyecek davranışlarda bulunmadan, ki bunda televizyon izlemek çok önemli bir faktör, davranış değişikliği sistemine girerek tedavisi mümkün olmaktadır.